Bir varmış, bir yokmuş. Bir ailenin Mercan isimli güzel bir kızları varmış. Aile mutluluk içinde yaşayıp giderken bir gün geziye çıkmak istemişler. Gezmeye çıkmışlar. Epeyce gezdikten sonra boş bir evin önüne gelmişler. Ev çok ilgi çekiciymiş. Aile evin içini görmek istemiş. Bir sürü odası olan büyük ve boş bir evmiş. İçini gezdikten sonra anne ile baba, "Haydi çıkalım, evimize gidelim." demiş ve önden çıkmışlar. Onlar çıkar çıkmaz kapı kilitlenivermiş. Mercan içeride kalmış. Ne kadar uğraştılarsa kapıyı bir türlü açamamışlar, kırmaya çalışmışlar yine de boş. Mercan kız, "Neyse siz gidin, bu benim kaderim. Ben burada kalayım, bakalım ne olacak." demiş. Onlar da ağlamışlar, sızlamışlar, sonunda bırakıp gitmişler. Mercan kız evin içinde tekrar dolaşmaya, gezmeye başlamış. Evde 40 oda varmış. En son 40. odaya gelmiş ki bir de ne görsün? Odada bir mezar varmış. Zaten o eve gelmeden önce rüyasında sık sık Mercan'a derlermiş ki sen mezar bekleyeceksin. Epey zaman geçmiş, Mercan Kız mezarı beklemeye devam etmiş. Bir gün canı sıkılmış, camdan dışarıyı seyretmiş. Seyrederken oradan göçebeler geçiyormuş. Onlardan bir kız Mercan'ı görmüş. "Abla beni de al sana." demiş. Mercan da sıkıldığı için kızı yanına almış. Bir gün Mercan göçebe kıza demiş ki: "Sen şu mezarda biraz bekle, ben hemen döneceğim." Tam o sırada göçebe kız beklerken mezar açılmış ve ayın 14'ü gibi bir delikanlı çıkmış ve kıza sormuş: "Beni günlerce bekleyen sen miydin?" Kız da: "Evet." demiş. Delikanlı da: "Ben de seninle evleneceğim." demiş. Bunlar evlenmiş, Mercan Kız çok üzülmüş ve iyice anlayıp sormadığı için delikanlıya çok kızmış, gerçeği söylememiş. Bu delikanlıyla göçebe kızın bir çocuğu olmuş. Mercan kızı hizmetli gibi kullanmaya başlamışlar. Bir gün delikanlı şehre gitmeye karar vermiş. Şehirden alacaklarını yazmış. Mercan kıza sormuş: "Sen bir şey ister misin?" Mercan da: "Bir bıçakla bir oyuncak bebek istiyorum." demiş. Delikanlı akşam eve döndüğünde Mercan'a istediklerini vermiş. Mercan ne yapacak diye meraklanmış, onu gözlemeye koyulmuş. Mercan kız, bu bebeği karşısına alıp onunla konuşmuş. Başından geçen olayları, mezarı asıl bekleyenin kendisi olduğunu anlatmış, durmuş. En sonunda bebeğe, bu bıçakla kendimi öldüreyim mi, demiş. Tam bıçağı kaldırıp saplayacakken delikanlı içeri girmiş, onu kurtarmış ve bütün gerçeği öğrenmiş. Delikanlı, göçebe kız olan karısına sormuş. Kırk katır mı, kırk satır mı? Kız da katır demiş. Delikanlı kızı katırın kuyruğuna bağlayıp dağlara salmış. Mercan kız ile delikanlı evlenmişler. Mercan da göçebe kızın çocuğunu yanına almış, ona iyi bir anne olmuş.